Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sukulentte yavru almayı ve sukulent çoğaltmayı göstereceğim. Ama ilk olarak kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi daha önce kendim almış olduğum yavruyu göstereyim size. Şu şekilde. Bunu annesi bu. Şu anda da zaten 3 tane yavrusu var. Biraz sonra bunları nasıl köklendiririz, nasıl çoğaltırız onu göstereceğim. Ama ilk olarak bundan bahsetmek istiyorum. Yavruyu aldıktan hemen sonra çiçek açtı. Annesinde daha önce çiçek açma hiçbir şekilde gözlemlememiştim ben. O yüzden çok şaşırdım. Şöyle dikkatlice göstermek istiyorum çiçeğini de. Beyaz bir çiçek, çok tatlı. Yerim seni. Evet. Şimdi yavru almaya geçelim. Şuradan göstermek istiyorum. Bunda 3 tane var. Şu şekilde bir. Şurada da var 2, 3. Bunun en büyük olanını, yani şuradakini almak istiyorum ben. Ondan önce diğerlerini de göstereyim size. Ben bugün bunu çoğaltmayı göstereceğim ama şunda da yavru göstermek istiyorum. Bu çoğalması en kolay olanlardan birisi. Yaprağını toprağa bıraktığınız takdirde yapraktan vitamin alarak beslenerek tekrardan bir yavru veriyor. Şu an zaten kendi gövdesinde bir yavru vermiş yaprağımız. Yani siz yavru vermiş olmasa bile şu yaprağı alıp toprağa bıraktığınızda ilerleyen zamanlarda tekrardan yavru verecektir. Bu arada çok tatlı ve çok hoş duruyor. Şundan da bahsetmek istiyorum. Bu aslında benim ölmüş olan çiçeğim, yani sukulentim. Daha önce tamamen kurumuştu bunun annesi ve ucunda şu kadarcık, şöyle göstereyim size, şu kadarcık bir canlı bir yaprağı kalmıştı. Ve ben onu ektim. Şu an tutmuş hali ve şurada da 2 tane küçük yavrum var. Şu şekilde. Ve bir de bunda. Şu şekilde. Şurada var. Bunlar daha küçük olduğu için şu an alımını göstermeyeceğim ama şuradaki büyük olanın size nasıl alınacak onu göstereceğim şimdi. İlk olarak saksımızı alalım. Şimdi şu şekilde. Şuradan zaten bilmiyorum görebiliyor musunuz ama zaten kökler, kök oluşumu sağlanmış yani o gövdede. Şimdi şunu çekip alalım. Bir dakika. Kırmadan. Şöyle. Şurada da kök oluşumu var. Evet. Bu çok fazla şey yapıyor. Hemen kök gelişimi sağlıyor zaten sukulentlerde. O yüzden herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Şu şekilde bırakacağım. Hatta şu ikisini almak istiyorum şöyle. Şöyle yapalım. Diğerini şu bıçakla alacağım şu kökünden. Evet. Şöyle. Dediğim gibi çok çabuk çoğalıyor, o yüzden hiç sıkıntı yapmayın. Hatta şuradan bir tane yaprağını alalım. Burayı iyice genişletelim. Evet. Şimdi yapmamız gereken tek şey sadece toprağı ıslatmak. Hatta ben şunları da şöyle kenarlarına koymak istiyorum. Daha önce bu şekilde denemedim ama bir deneme yöntemi yapalım. Sizinle birlikte. Şu ikisini tutacağından eminim ama diğerleri sadece bir denemeydi şu an. Ben bu sukulentler için kaktüs toprağı kullanıyorum. Ama şu an çoğaltmada kaktüs toprağı kullanmadım. Gerçi bunu çoğaltırken de kaktüs toprağı kullanmamıştım. Normal bahçe torfu kullanmıştım. Ama diğerlerinde bakarken annelerine onlarda kaktüs toprağı kullanıyorum.
Umarım bunlar da çiçek açar. Evet, bu kadar yeterli. Böyle. Bugünlük videom bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hoşça kalın, iyi günler.